Merhaba. Şimdi sizi günümüzün teknolojik olanaklarından yoksun olan geçmişte nasıl pratik çözümler ürettiğimiz konusunda biraz aydınlatmak isterim. Biz hidrolik sistemlerle uğraşıyoruz. Hidrolik sistemler ağır endüstride hareketleri sağlarlar. Burada kuvvetler ve hızlar söz konusudur. Ve bu kuvvetleri gerçekleştirmek için de hidrolik silindirler kullanılır. Burada bir güç elde etmek istenir. Bunun için doğal olarak bir güç kaynağına ihtiyaç vardır. Hidrolik güç üniteleri yapılır. Onların genellikle üzerinde de kontrol blokları yer alır. Yani hareketimizin yönünü, hızını, kuvvetini belirleyen kontrol grubu yer alır. Kontrol grubunun da ayrılmaz bir parçası üstünde valflerin toplandığı bloklardır. Bu bloklar bugün bu delikleri birbirine bağlamak üzere çizim programları içinde boyutlandırılıp, delikler karşılıklı patlatılıp, her şey ekranda görüldükten sonra imalata veriliyor. Dolayısıyla yaşanabilecek herhangi bir problem baştan öngörülebiliyor. Geçmişte böyle miydi? Hayır. O zaman ne yapardık? O zaman hangi kontrol bloğunun üstüne kaç adet valf yerleştirileceği dışında bir bilgimiz yok. Onun için de pratik çözüm olarak alırız, valfleri bir kenara koyarız ve bir karar veririz. Üste bir tane, öne üç tane, yana iki tane, çıkışlar arkadan gibi temel kararlar verildikten sonra valf boyutlarına göre yaklaşık ölçüler çıkar. Burada da boyutlandırma 100, 120, 300 gibi öngörüldü diyelim. Hemen o dönem arkadaşımız Cüneyt lütfen Perşembe Pazarına gidip yüzlük saçtan 120'ye 300 bir parça kestirir misin? Cüneyt kestirir el arabasıyla Karaköy Necati Bey Caddesi'nde yandan giderek getirir. Hemen arkada planyaya verilir blok. Blok planyada temizlendikten sonra Lütfü Usta çağırır. Tunç Bey hazır başlayalım mı? Biz hemen valfleri alırız. Valflerin arkasındaki o-ringler yağlanır. Daha önceden hazırlanmış o deliklere uygun punta delikleri hazırlanır. Ve valfler blok üzerine yerleştirilir. Bilinmez olan hangi deliğin nereye, nereden geçerek patlayacağı. Bu ise tamamen deneysel bir metotla ilerler. Lütfü Usta şimdi buradan birleştirilmesi gereken P hattlarını patlattıktan sonra lütfen beni tekrar çağır. Lütfü Usta bir süre sonra gelir. Geldiğinde bakarız ki A ve B hatlarına gitmek için önümüzde kalan yollar bunlar. Onları da patlattıktan sonra en son tank hatlarını birleştirmek için nerede yer kaldı oradan delik devam eder. Ve delikler bittikten sonra ara patlatma delikleri de kaynatıldığında aslında yepyeni bir kapalı kutu oluşmuştur. Yani ne yapacağım yaptığımızı kimse bir daha aynısını yapmak üzere kestiremez dahi. Böyle bir süreç devam ederken önümüze 10 valfin üzerinde yerleştiği bir blok geldi. Bir test sisteminde kullanılacak. Ve biz bunu klasik yöntemlerle yaptık, yolladık. Hiçbir resim yok ortada, hiçbir not yok. İkinci sipariş geldi. İkinci sipariş gelince sadece valflerin yerleştiği yerleri hatırlıyoruz. Başka hatırladığımız bir şey yok. Yeniden blok delindi. İçinde farklı yönlerden delikler patlatılarak gerçekleştirildi, yollandı. Ancak üçüncü sipariş geldikten sonra akıllandık ve bir daha fotoğrafını çekip aldığımız notları da kaydederek bir sonraki siparişi hazır hale getirdik. Geçmişteki pratik çözümler böyle yürüyordu. Artık günümüzde çizim programlarından bunlar bir kere çizilip üretildikten sonra istenildiği kadar kaydedilip tekrarlanıyor.